Büyüklüğü önemli değil, işlevi önemli. Ne kadar büyük olduğu önemli değil. Vatandaşınki boyuna küçülüyor. Kimlerinkinin büyüdüğü belli. Onlarınki boyuna büyüyor. Evet. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde ne yok ki? Hep sorunlar var. Çözüm üreten birileri de yok. 22 senedir başımızda olanlar da bir çözüm üretebilmiş değil. Çözümsüzlüğe kadar artık sonuna kadar gidiyor çözümsüzlüğün. Yani bir çözüm yok. Bu seçimin bir çözüm olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Bu da bir çözüm değil. %4,5-5 büyümüşüz. Değil mi? %4,5-5 kimlerin büyüdüğünü halk biliyor. Vatandaşta büyüyen bir şey yok. Vatandaşınki boyuna küçülüyor. Kimlerinkinin büyüdüğü belli. Değil mi? Şu ki 60 sene önce uzaya maymun gönderen dış güçler biz 60 sene sonra 55 milyon dolara turist gönderdik bir tane. Ama emekliye gelince para yok. Güya bu yıl emekliler yılı. Değil mi? Emekliler yılı yokluk yılı olarak başladı bizce. 2024 yokluk yılı. Kriz. Kriz bu ülkede hep vardı, hep de yaşandı. Her zaman da yaşanıyor. Ama %4,5 büyüdüklerle, %5 büyüdüklerle vatandaş küçülüyor, onlarınki boyuna büyüyor. Ha bir de şu var, büyüklüğü önemli değil, işlevi önemli. Ne kadar büyük olduğu önemli değil. Bir işlev gösteremiyorlar. İşlevsiz büyüme de olmaz. Kimseyi mutlu etmez. Yani bilmiyorum başka. Çok memnun vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Hatta zaman zaman şükürsüzlük olduğunu söyleyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda şunu söyleyeyim. Ünlü bilim adamı, fizikçi Albert Einstein'ın bir sözüyle cevap vereyim ben sana. Zekanın bile bir sınırı var ama cehaletin sınırı yok diyor. Bunlar bilimle, teknolojiyle, onunla bununla uğraşmasını istemiyor insanların. Bilimle uğraşan insan buna bir cevap verebilir ama yani ben bir şey söyleyemiyorum buna ya. Cehalet, sadece cehalet diyorum. Benim başka sormak istediğim bir şey var. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Yok. Seçim dönemine doğru gidiyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi aday kazanır? Gönül istiyor. Herkesin kendine göre tabii ki gelmesini istediği insanlar var. Ama tabii benim gönlümden yatıyor ki CHP gelsin. İmamoğlu İstanbul için İmamoğlu gelsin. Ama artık hak eden de neyi hak ettiğini de vatandaş karar veremiyor. Kim neyi hak ediyor? O da belli değil. Hak eden gelsin diyelim. Başka diyecek bir şey. Peki, kısaca şunu da sormuş olayım. Görüyorsunuz parti çalışmaları yapılıyor her seçim yaklaştığında. Seçim arabaları geçiyor, şarkılar çalıyor, işte bayraklar asılıyor. Bu durumlar sizin oy vermenizi etkiliyor mu? Seçiminizi etkiliyor mu? Daha iyi süsleme yapan ya da şarkısı daha çok hoşunuza giden parti seçiminizi etkiliyor mu? Yok. Kesinlikle yani kim ne kadar çok reklam yaptığıyla seçimi kazanacağı anlamına gelmiyor bence. Yani kişi sonuçta seçeceği kişiyi kafasında belirliyor. Vereceği bir oy varsa o kişiye veriyor. Gereksiz bir harcama oldu. Gereksiz bir harcama olduğunu düşünüyorum. Sanırım bu konuda da bir kısıtlama böyle ülke çapında gelmiş herhalde. Birçok parti deprem bölgesine göndermiş o boşa yapılacak reklam harcamaları. Ama tabii reklamcılar bunu üzülmüştür ayrı mesele de. Ya. Ama deprem bölgesindeki olan insanlar sevinmiştir belki diyebilirim. Çok çok belki. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Vatandaşın gündeminde ne var? Şimdi vatandaşın gündemi demek aslında herkes nasıl yaşamalı sorusunun üzerinde yoğunca bir düşünme söz konusu. Şimdi bu nasıl yaşamalı
bakıyorsun çok karanlık bir tablo söz konusu. Yani adeta böyle büyük bir sistemsizlik, çözümsüzlük derinleşmiş, karanlık bir tablo söz konusu görünüyor. Nedeni ise yani temel şeye objektif bir somut bir yaklaşım gündem olmadığı için adeta her şey bile yüzeysel. Yani sadece bir ameliyat yapması gerekirken ağrı kesiciyle bazı şeyleri tedavi etme mantığıyla üzerine gitmeler. Bu da tamamen her şeyi tam tersine derinleştiriyor. Şimdi birinci madde mesela ekonomi bir kriz var. Bu ekonomi krizin nedeni araştırılmıyor. Yani temel şeye gündeme oturtulmadığı için hiç kimse göremiyor. Sadece milleti oyalama, işte bu olacak, şu olacak, uzaya gidiyoruz, bilmem ne olacak, ne olacak. Bu da yani artık bir çocuk bile buna güvenmiyor, inanmıyor. Bunun temel sorunu nedir? Demokrasi lazım. Temel sorunu nedir? Barış lazım. Temel sorunu nedir? Hukuk lazım, adalet lazım. Yani bunlara baktığımızda hiçbirisi maalesef görünmüyor. Her şey tekleştirilmiş, her şey bir kendi avucuna almış bir zihniyetle, bir sistem haline getirerek kim ne diyorsa büyük bir baskı, büyük bir adeta bu baskıdan öteye gitmiş bir zulüm. Yani bir zulüm insanlara yaşatma söz konusu. Bu da tabii ki nereye gidiyorsan herkes bu yaşam konusunda, nasıl yaşamalı konusunda çaresiz. Yani bakıyorsun emekli, emekli çaresiz. İşçi, işçi çaresiz. İş adamı, sektörü onlar çaresiz. Çünkü ekonomik artık krize girmiş. Yani bunun temel sorunu da dedim ya. Yani gündemi saptırarak, milleti oyalarak, yaparak sadece günü geçirme. Artık mesela mevcut iktidar her şeyi bunu kendi haline getirerek, kendi doğrularını baskı yaparak ben doğruyum, illa böyle olacak mantığıyla herkesi kutuplaştırıyor, zihinleştiriyor. Kim bir şey diyorsa bende ondan olmazsa herkesi dışlıyor. Kendisi de aslında bakarsan şimdi önümüzde bir seçim gündemi var. Nerede bakıyorsan bu seçim gündemi dahi herkes artık inanmadığı bir seçim söz konusu. Çünkü seçim oluyor, kendine göre götürüyor. Yani seçim oluyor, kendi mantığına göre götürüyor. Bu seçim aslında bakarsak yerel bir seçimdir. Bu yerel seçim aslında çok önemlidir. Halk açısından, halkın demokrasi açısından çok önemli bir seçim. Yani yerel seçim eğer kendini örgütlese, yerel iktidarını örgütlese, kazansa aslında önümüzdeki hükümet seçimi için büyük bir atılımdır, büyük bir açılımdır, büyük bir sistem şeyine dönüşebilir. Önemli olan bunu görmek, buna bakmak, yani bu sistemi kırmak, bu rejimden kurtulmak, yerel seçimin güçlendirilmesi gerekir. Mesela bu muhalefet partilere bakıyoruz, onlar da bu şeye zemin aslında neredeyse iktidarın değirmenine su çekme şeyi söz konusu oluyor. Yani böyle radikal bir çıkış, dürüst bir çıkışla ben buyum, böyle yapacağım, bu demokrasi yapacağım, bu sistemi değiştireceğim, bu şeyi yapacağım, bunu yapamıyor. Yani korkuyor. Gerçek demokrasi, demokrasi lazım. Barış lazım, huzur lazım, adalet lazım, hukuk lazım. Bunların üzerinde yani açık bir muhalefet olması lazım. Genç mi duruyor? Yani diyelim şimdi mevcut bir DEM Parti'ye neredeyse herkes korkudan yanaşamıyor. Halbuki esas çözüm de DEM Parti'dir. Yani çünkü orada bir gerçeklik var. Gerçek, esas gerçeği savunan, demokrasiyi savunan, huzuru savunan, adaleti savunan, özgürlüğü savunan, milletin en çok temel de demokrasinin temel ayağı da özgürlüktür. Özgürlüğü savunan bir DEM Parti'dir. Bu DEM Parti bunu yapıyor, gerçeği de görüyor ama muhalefetler bakıyorum çekimser kanıyor. Yapayım mı, yanaşayım mı, yanaşmayayım mı? Sen yanaşmasan,
bu gerçekliği göremezsin, oturamazsın, başaramazsın. Örnek bütün muhalefet partileri bunu görmeli. Görmeyen demek ki ya hesabına gelmiyor ya koltuğu altına birçokları koltuğunu kurtarmak içindir. Yani halkın, toplumun, milletin şeyini kurtarma derdinden çok kendi koltuğunu sadece koltuğumu alayım, bir seçim alayım, bir yeri kendime orayı küçük olsun, benim olsun mantığıyla temel şeylere gündemine girmiyorlar.